Tamam. Az müsaaden var mıdır? Ben de diyordum ki bu sabah yediklerim boğazıma dizilmedi. İyi oldu geldin. Ya bırak bari kahvemi içeyim. İç ağam. İç afiyet şeker olsun. İç de. Ağam ben senden bir yardım isteyecektim. Sen benden. Hayırdır? Ağam ben bu karıdan şüpheleniyorum. Benim de bu konakta bazı şüphelendiğim karılar var ama acaba seninkisi hangisi? Ya hangisi olacak ağam? Baş şüpheli. Kim? Elmas. Vay. Ya biz diyoruz ki bu karı her an bir misilleme yapabilir. Ne misillemesi? Ne misillemesi olacak? Bebek, bebek. Şimdi Nazgül hamile kaldı ya. Bak bu da boş durmayacak, çalışmalara başlayacak, hamile kalacak. Şimdi biz diyoruz ki Kaan'la bu karıyı birbirinden uzak tutalım. Biz buna karar verdik. Nasıl olacak ki o iş? Bizim oğlan sabah akşam bu karının dizinin dibinde. Heh. Gözü hep dizinde. Heh, tam da üstüne bassın ağam, ayağını kaldır. Şimdi bizim oğlan boş gezenin boş kalfası ya. Boş gezen benim, kalfa da Kaan. Öyle diyorsun yani. Bak bir söz vardır. Zengin parasıyla işsiz karısıyla oynarmış. Ana! Her an yeşil sahalardan bir gol sesi gelebilir. Heh, ben de onu diyorum işte ya. Sen bizim oğlanı bir iş bahanesiyle şöyle uzaklara bir yollayıversen de biz de bu karını güzel gidelim. Anlaştık. Sen üstüme düşeni yapmaya hazır. Lakin siz de kantarın topuzunu fazla kaçırmayın. Biliyorsun benim canım. Prensip olarak ben şiddete karşıyım. He. Oldu ha? O zaman... Azamız mübarek olsun. Kal canım, afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Kaan'ı gönder bana. Tamam ha, tamam. Hale. Hale. Hale göndereceğim. Buyur babacığım. Otur, otur. De bakalım Kaan'a. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi ağlığımız mı kaldı baba? Sayende hanım ası olduk. Evde boş boş duruyorum. Neredeyse dolma saracağım. Sen benim oğlumsun. Bu toprakların ağasısın. Hakikaten evde oturmak sana hiç yakışmıyor. Baba sen istedin böyle olmasını. Hani ben sen ne söylediysen ikiletmeden yaptım. Harfi harfine uyguladım. Öyle öyle. İyi ki ikiletmiyorsun ha. Görüyor biz olanları. Babacığım yine o mevzulara gireceksek... Otur, otur diyorum, otur. Sen bu karılarla takıla takıla iyice alıngan olmuşsun. Diyeceklerim var sana. Bak gözümün nuru. Ben seni cezalandırmak için işlerden uzak tuttum ama hata etmişim. Baba? Esi şu ki, ya ne güzel bir düzenimiz vardı. İyi kötü idare edip gidiyorduk işte ama sen gittiğinden beri ortalık iyice karıştı. Hazar var ya baba, o halleder. Yok, o işler öyle olmuyor benim güzelim, yok. Yani kardeşin tek başına bütün işlere yetişemiyor. Ben de gidemiyorum. Deden geldiğinden beri onunla uğraşıyorum, görüyorsun. En nihayetinde diyeceğim şu ki, sana ihtiyacımız var. Eyvallah. Yani demek ki ağam sonunda beni de terazinin bir noktasına koymuş ha. Hapır sapır konuşma lan. Ben ne zaman hanginizi bir diğerinden ayırt ettim? Allah Allah, lafa bak. Kaan ağa, hale gidiyorsun işlerin başına. Adamlara göz kulak olacaksın. Baba ne hali? Başka adam mı kalmadı hale gidecek? Kalmadı lan. Ben gidiyorsun diyorsam gideceksin. Ne yapacağım ben halde? Portakal mı sayacağım? Ya bir kere de ikiletme ya. Bir kere de ikiletme. Gideceksin, adamların başında duracaksın diyoruz. Tamam baba, tamam. Giderim. Aferin. İşte böyle. Gitmeden önce de o yanında getirdiğine söyle. Bu evin kurallarını iyice ezber etsin. Sen gittikten sonra ananlarla takışmasın. Yoruldum. Ben artık bu evde huzur istiyorum. Huzur. Oldu baba, söylerim. Tamam. Başka bir şey yoksa bana müsaade. De haydi işinin başına. Hadi iyi günler. Ben de karılar gibi entrikalara girdim ama. Cık. Haydi hayırlısı.
Ya sen şimdi beni yalnız mı bırakacaksın? E kızım, çocuk bakıcısı mıyım ben, he? Ağayım ben, ha. Ha, şimdi mi hatırladın ağa olduğunu? Hiçbir zaman unutmadım da bir ara öyle icap etti işte. Hem bak sonunda babam da anladı benim değerimi. Ne dedi, ne dedi? Kız sus, yerçeca su. Senin yüzünden bizi görecekler diyeceğim ama... Şişt, sessiz olun, sessiz. O zaman bu da şans öpücüğün olsun. Amma. Ay. Gitti. Gül gibi karnımızın namısı gitti. Bunu araya yostuk koyaydılar ya. Ya kızım ne yapıyorsun? Ne oldu şimdi? Nazgül görecek diye mi korkuyorsun? Ya ne korkacağım Nazgül'den, Allah Allah. Ben anamları neyin görmesin diye. Hmm. Ama bana kızma. Ben seni akşama kadar bekleyeceğim. Özleyeceğim. Hmm, öyle mi? Özleyeceğim mi? Anam bak 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 şuna bak hele. Nasıl da bir sağ bir sola yayık ayranı gibi yaylanıyor. Mühteber abla, biz karılık gençlerini bu su kumadan mı alaydık acaba ya? Hadi ben kaçtım canım. Ha Elmas, ne olur bak anamlarla dalaşma, tamam mı? Bir şikayet falan olmasın. Akşam ben gelince bunlarla uğraşmayayım, tamam mı canım? Tamam, sen hiç merak etme. Ben onlara kendimi sevdireceğim. Hadi Allah'a ısmarladık. E canım. Biz seni bir güzel sevgiye boğacağız şimdi. Son kurma. Hayırdır, nereye? Odama gideceğim ben. Biraz dinleneceğim. Ya dinlenemeyeceğim. Bugün temizlik günüdür. Temizlik? Ne temizliği? Bahar. Bahar temizliği. Oldu o zaman. Kız bastır. İyice bastır. Göster bakalım marifetlerini. Yeni kuma. Ben size marifetlerimi gösterirdim de. Siz Kaan'a şükredin. Ne diyor kız, o bir şey mi diyor? He? Şş bana bak. Ne diyorsun sen orada kendi kendine deli gibi fes 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 fes? Hadi hadi. Ağzın değil, elin işlesin hadi. Yeter anam yeter, bak aynı yere sürte sürte kıvılcım çıkaracağım. Bak biraz da şu öteki taraflara dur. Hadi canım hadi. İyice bastır, bastır. Oh. Kadınlar ne kadar değişik işkence sistemleriniz var sizin. Vallahi doktor Mengele sizin yanınızda halt etsin halt. Ne işkence sıkı, biz her yıl bunu spor niyetine yapıyor. Tabii tabii belli zaten sizin her yıl yılda bir kere spor yaptığınız. Gel bacım, gel. Şöyle baş köşeye otur sen. Otur da bu manzaranın keyfini sür. Ne oluyor burada? Valla gel gel. Valla Hitler'in gaz odalarını aratmayacak işkence yapıyorlar ki sana. Bir gel izleyelim yavrum, gel. Aman yazık ya. Falan az bir kusura bakma ama... ...kız tek başına nasıl yıkarsın bu kadar olayı? Yeni gelin. Ayrıl. Sen anne otur. Al canım çekirdek işte. Elmas, bastır. Daha. Vallahi ellerine sağlık, pek güzel oldu. Ama marifet sende değil, Arap sabununda. Ne de olsa benim soyumdan. Biraz salak salak konuşmaya başladın ha. Temizlik bittiğine göre ben odama çekilebilirim artık. Aman! Mühteber anne, iyi misin? Yok! Sende bir kalp yok doğru. Ya yaka iğnem yok, yaka iğnem. Anam! Oy! Yoksa ağamın düğünde hediye etti o iğne mi Mühteber abla? He Asiye. Vay başıma gelen. Panik yapmayın canım, buralara bir yere düşmüştür. Ha düştü. Nerede düştü? Samanlıkta. Ne?
Kız, ıkma. Hep aynı yere şıkrayıp durma. Biraz da kıyık köşelere bak. Bak şuralara falan bak ya. Ay bu ne böyle ya? Çok sıkıcı vallahi. Kız keşke süre tutsaydık ha. Belki biraz daha heyecanlı olurdu. Ya Türkmen hala sen de mi? Yazık kızı ya. Vallahi ben dayanamayacağım, yardım isteyeceğim. Baba, sen yürek mi yedin? Oturduğun yerde kiri veririm o çirpi bacaklarını ha. Baba şaka gibi ya. Resmen samanlıkta iğne arıyorum. Sen daha ne konuşuyorsun? Sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? De haydi, haydi. Aman Allah'ım, şurada bir parıltı neyim görüyorum sanki ya. Hani nerede? Anda bak, tam şurada. Çık, 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 çık. Heh, şimdi dur. Burada mı? Heh, tam orada. Ya sabahtan beri arıyorum, burada iğne falan yok. Siz emin misiniz buralarda düşürdüğünüzü? Allah senin iyiliğini versin ha. Muhtemere ne oldu? Anam düşmemiş, burada duruyormuş ya. Ay hadi bozunaydın Muhtemere. Kızana ne ettiniz Allah canını almayı. Ya kız samanlığı ne hale getirdiniz ya. Vallahi çöpçü kamyonu gelse temizleyemeyiz burayı da ha. Türkmen abla çöpçü kamyonunda ne hacet? Yeni kuma var ya. He. Şu ne? Temizlesin. Yok artık. Yeni kuma. Danaların tezeklerini de toplamayı unutma. Kışın ateşi çok güzel halliyor, biliyor musun? Ay, çok, çok üzüldüm ha. Ay valla o kadar şimdi tezeklerin içerisinde demelenip dursun hemen. Ay. Ay ana. Ya ana vallahi senden korkulur ha. Samanlıkta iğne arattın ya karıya. Dur sen dur. Başka daha neler edeceğim ben o şıfrıntıya. Ama yazık kızı ya. Ya bu kadarı da fazla değil mi? Yeter. Ya beni oman acıdı sanki ha. Evlatlarım acıdı da ben ona acıyam. Ay karılar vallahi ben bile korktum sizden ha. Ama aşk olsun vallahi gönül koydum yani. Benim kızıma de böyle iğrenç işkenceler yapsaydınız keşke. Kaçırırdınız belki kızı. Yabancı mıyız yani? Yabancısız. Ya anne. Ne? Baba bakın o değil de. Ha bu karı samanlıktan kaçmaya kalkmasın sakın. Yok ana kaçamaz. Niye kız? Zincirledin mi karıyı samanlığa? Vallahi bundan her şey beklenir ha. Vallahi ben senin şerrinden korkayım. Yok anam yok. Şimdi ne yapıyoruz? Kasamıza bakıyoruz. Bakalım kasamızda ne çıkacak? Kilitledim ya. Ana! Ana! Ay Möhtübür Hanım vallahi çok iğrenç bir şey yapmışsınız. Yani ben öyle bir yerde kilitli kalsam ağzım burnum şişer. Alerjim tutar vallahi. Bana sakın öyle bir şey yapmayın tamam. Ya öyle demesen ya Kamil bacı. Kalacak. O samanlıkta kalacak. O tezek kokusu onun iliklerine kadar işleyecek. Daha sonra bakarız. Kaan yanına yaklaşabilecek mi acaba o şıfrıntının? Allah sizi kahretsin ya. Allah sizi kahretsin. Haline bak ne hale getirdiler. Avra kapatmak nedir arkadaş? Avra kapatmak nedir? Ama siz durun. Siz durun Kaan gelsin. Ben hepsinin hesabını soracağım size. Leş gibi kokuyor. Ah bu da tamam. Bütün vanaları kapattım. Şşt bak hele. Bir de tulumba kaldı ha. Gelsin yiyorsa burada nasıl suyu? Kusacağım. Su yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kız gel hele, gel, gel.
Gel de gönül rahatlığıyla kayfalarımızı içelim artık. Haydi bakalım. Ay. Al. Vallahi çok fena karılarız ha. Elmas'ım. Oh. Vallahi öldüm bittim ya. Çok yoruldum bugün. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Elmas, bura bir şey mi kokuyor ya? Yok. Ne kokacak canım? Yok yok, burası resmen tezek kokuyor ya. Tezek değil, ben kokuyorum Kaan. Anneler akşama kadar beni samanlıkta tuttular. Yapmadıkları eziyeti bırakmadılar. Ne olacak Elmas'ım? Köylük işte, köy hayatı. Gerektiğinde tarlaya da çıkacaksın, samanlığa da gireceksin. Mesele samanlığa girmek değil ki Kaan. Açık açık işkence ettiler bana. Yok canım, işkence falan olmaz. Hem belaya da yapmışlardı aynısını. Sen bunu bir çeşit konağa kabul edilme töreni gibi düşün. Sen ne kadar rahatsın ya. Akşama kadar canımı çıkardılar benim diyorum. O karın olacak kadın da böyle keyifle izledi. Ne yapacaktı yani, hamile haliyle o da mı çalışacaktı? Ha, şimdi kıymete bindi karın. Elmas, bak kaç kere söyledim, bir daha söyleyeyim canım. O benim nikahlı karım. Benim çocuğumu doğuracak, anladın mı? Çocuğumu. Ha. Herkes haklı, bir ben değilim. Herkes beni ezmeye çalışıyor, yine onlar haklı. Yine ben değilim. Öyle mi? Ya kim seni eziyor? Ya niye bu kadar abarttın anlamadım şimdi. Hayatım boyunca hep bunları yaşadım Kaan. Ezilmek, hor görülmek, aşağılanmak istemiyorum ben artık. Allah Allah, Allah Allah. Ya güzelim, seni kim hor görüyor ya? He? Ben seni el üstünde tutmadım mı? Her dediğini yapmadım mı? Nereden çıktı şimdi bu laflar? Sen benim hakkımda ne biliyorsun ki? Ne kadar tanıyorsun sen beni? Elmas, ne demek şimdi bu? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Hepiniz aynısınız. Elmas, o ne demek ya? Ben... Elmas, aç şu kapıyı. Ben neyi bilmiyorum? Elmas, konuşacağız diyorum sana. Git başımdan. Ya Elmas, ben... Hay sizin bildiğinize de bilmediğinize de. Herkes diyor ki yok onu bilmiyorsun, yok bunu bilmiyorsun. Kardeşim, ben neyi biliyorum ya? Ben ne biliyorum ki? Günaydın baba. Sana pek gün aymadı herhalde. Nedir bu halim? Uyuyamadım ki. Uyuyaman tabii. Daha bunlar iyi günlerin. Bak, üç günde hayatı zindan etti sana. Sesleriniz daha buraya kadar geliyordu. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Herkesin ağzında aynı laf. Herkes aynı şeyi diyor. Bilmediğim bir şey var diyor ama ne olduğunu söylemiyor. Ne o? Yanına getirdiğin karı da mı öyle diyor? Başka bir şey demiyor mu? Ne demesi gerekiyordu baba? Hadi sen söyle, ne demesi gerekiyordu ha? Bunu bana değil, ona soracaksın. Ya baba, o da bir şey demiyor. Allah için sen söyle bari. Yani nedir bu benim bilmediğim şey? Ben diyeyim bilmediğin şey ağam. Ama hazmedebileceksen, kabullenebileceksen diyeyim. Elmas, ne olacaksa olsun artık, yoksa ben kafayı yiyeceğim. Nedir bu benim bilmediğim şey? Senden sakladığımız... benim geçmişim. Ben... seninle tanışmadan önce pavyonda çalışıyordum. Baban da bunu biliyordu. Ne? Küçüktüm. Bir adamı sevmiştim. Peşinden düştüm, Adanalara geldim. Evlenecektik sözde. Gözümü nikah masasında değil, pavyonda açtım. Gelin olacaktım. İçki masalarına meze oldum. Elmas, sen ne diyorsun? Öğrendin işte. Rahatladın mı?
Şimdi hayatında kaldığın yerden devam edebilecek misin? Beni yine eskisi gibi koruyup kollayabilecek misin? Zaten sen kabul etsen bu saatten sonra ben kabul etmem. Çünkü bilirim ben seni. Sen vicdanlı adamsın. Nazgül'e yıllarca katlandın. Bilirim, bana da katlanırsın. Ama ben razı olamam. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Elmas, bir dakika, bir dakika Elmas. Elmas, neden? Elmas, neden böyle bir şeyi benden sakladın, ha? Baba, ya niye benim arkamdan böyle oyunlar çevirdiniz? Tüm kartları açtım işte Kaan. Artık oyun moyun yok. Ben otelime gidiyorum. Tabii elimden almazsan. Ha? Alırsan da canın sağ olsun. Ben başım çaresine bakarım.